Merhaba değerli arkadaşlar, doğadayız ve bugün ısırgan otu, işte dokunurken ellerimizi yakan, cildi tahriş eden bir bitki olarak biliniyor. Isırgan otunun kullanım şekillerini anlatacağız. Arkadaşlar, doğada çokça bulunan, şifalı özellikleri olan, yenilebilir ve çok farklı alanlarda kullanma özelliği olan bir bitki. Bu hemen her yerde bulabiliriz. Özellikle verimli tarla arazilerinde yabancı ot olarak çok yoğun çıkmakta. Bunu hem şifalı özelliğinden hem de yenilebilir özelliğinden faydalanmak için toplayıp kullanabiliriz. Biz bugün ısırgan otundan bir miktar toplayacağız ve bunu doğada gördüğümüzde alıp nasıl kullanabiliriz? Hangi alanlarda? Bunlardan sizlere bahsedeceğiz. Endüstriyel anlamda yağının elde edilmesi, yine içerisindeki çok şifalı bir özellik gösteren formik asidin kullanımı endüstriyel anlamda. Ancak biz kendi şartlarımızda, evimizde bunu alıp çayını yaparak, yemeğini ve yine farklı şekillerde kullanım alanları var. Bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi biraz topladıktan sonra arkadaşlar ısırgan otunu hangi şekillerde kullanacağımızı sizlere bahsetmeye çalışacağız. Isırgan otu, işte az önce araziden topladık. Çeşitli kullanım şekilleri var. Arkadaşlar, hepimiz dediğimiz gibi doğada bu bitkiyi görebiliriz. Çok yaygın bir şekilde yetişme ortamı, alanı var. Bu bitkinin kullanım yönlerini, alanlarını anlatacağız. Ancak kısaca özelliğinden bahsedelim. Doğada yabani olarak yetişiyor ve içerisinde A, B, C ve K vitamini, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum gibi elementler ve yine formik asit, flavonoidler, kumarinler, bitki enzimleri gibi çok değişik bileşikler ki başta saydığımız formik asit en önemli özelliği, yakıcı özelliği, cildi tahriş edici özelliği de bu formik asitten kaynaklanıyor. Şimdi bu bitkiyi arkadaşlar doğada toplayıp birincisi çay olarak tüketebiliriz. Şifalı çayı. Bu çayın çok önemli özellikleri var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda göz sağlığını koruyor. Kalp damar sağlığını ve yine kan pıhtılaşmasıyla ilgili sorunları giderdiği biliniyor. Bunu toplayın değerli arkadaşlar. Kurutun işte yapraklarını veya taze olarak bir bardak suda yaklaşık 4-5 adet yaprak kuru haldeyken veya taze haldeyken kaynatıp 2-3 dakika kaynattıktan sonra şifalı çayını yapıyoruz ve bu şifalı etkileri elde edebiliriz. İkincisi, bu bitki alıp hafif soldurulup yakıcı özelliği kaybedildikten sonra doğranarak salatalara katılıyor. Hem bir lezzet ve aroma katıyor hem de değerli arkadaşlar şifalı bir salata elde etmiş oluyoruz. Taze olarak salatalarda kullanabiliriz. Bitkinin Anadolu'da çok yaygın olarak kullanıldığı diğer bir yöntemi ise yemeği salçalı veya salçasız zeytinyağlı yemeği yapıldığı biliniyor. Bunun için arkadaşlar toplanan yapraklar güzelce yıkandıktan sonra bir tencerede suda kaynatılıyor, haşlanıyor. Çok az bir miktar, 2-3 dakika haşlandıktan sonra ıspanak gibi yemeği yapılıyor. Pirinçli, bulgurlu, salçalı veya salçasız, isteğinize bağlı çeşitli baharatlarla çok nefis, ıspanaktan daha lezzetli bir yemek elde edilebilir ısırgan otunun. Isırgan otunun kullanım alanlarından bir diğeri de çorbası yapılıyor. Gerçekten şifalı çorba Anadolu'da çokça yapılıp ve şifa niyetine hastalara ikram edilen bir çorba yapılabiliyor. Bitkinin tohumları arkadaşlar yazın yeşil renkli çiçekler ve tohumlar, işte bir miktar topladık. Bu balla karıştırılarak çok etkili bir macun elde ediliyor. Sağlıklı, şifalı ve afrodizyak etkisi olan bir macun elde ediliyor. Ve yine arkadaşlar sapından, çok az kişinin bildiği işte bu şekilde sapından lif elde ediliyor. Bu da Anadolu'da özellikle kalınlaşmış ve şu şekilde kırmızılaşmış ısırgan otu saplarından kurutulduktan sonra lifler elde ediliyor. Bu lifler bazı işlemlerden geçirilerek çorap, elbise, kazak gibi birçok giysi ürününün örülmesinde kullanıldığı biliniyor. İşte arkadaşlar, birçok yönüyle ısırgan otu hem yenilebilir hem şifalı. Bunu doğada bulduğunuzda toplayın, işte bizim
videonun başından beridir anlattığımız şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu bitkinin hiçbir yan etkisi yok. Romatizma ağrıların giderilmesi tedavisinde bile kullanılıyor. Yani yan etkileri olmamasına karşın birçok faydalı, önemli etkileri, şifalı etkileri bulunuyor. Çokça bulunan bu bitki ülkemizde hemen her bölgesinde yetişiyor. Rahatlıkla kullanabileceğiniz, çeşitli türlü şekillerde bu bitkiden istifade edebileceğinizi sizlere bu videomuzu anlatmak istedik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.